Yeryüzünün hali hazırdaki en sıcak noktasında askeri hareketlilik zirve noktasına çıkarken, uçak gemileri ve denizaltıların bölgeye yığılmasının ardından dünya devleri arasında fitili ateşlenecek bir savaşın adresi de belli oldu. İngiliz medyası Çin ve ABD arasında her zamankinden daha çok bir savaşın patlak verebileceğini yazdı. Devlerin kapışma alanı ise Pekin yönetiminin bağımsızlığını tanımadığı Tayvan. Daha önce Tayvan'ı işgal edebileceğini devlet başkanı Xi Jinping'den ordudaki generallere kadar birçok farklı isimle ilan eden Çin, ABD'deki başkan değişikliğinin ardından baskısını daha da arttırdı. Çin birçok savaş uçağını Tayvan hava sahasına gönderdi. Bu sırada USS Theodore Roosevelt uçak gemisi tartışmalı Güney Çin Denizi sularına girmişti. Taipei yönetimi en az 15 uçağın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Çin jetlerine karşı Tayvan savaş uçakları davalandı. 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a yerleşen Joe Biden yönetimi ise Pekin yönetiminin havadaki gövde gösterisine bugüne kadar görülmemiş bir yanıt verdi. ABD'nin en büyük nükleer denizaltısı USS Ohio Pasifik'te devreye çıktı. Bunun üzerine Çin'den bir karşı hamle daha geldi. Silahlı iki sahil güvenlik aracı Japon kara sularına giriş yaptı. Çin devriyeleri Tayvan'a hayli yakın konumda bulunan ve Japonya kontrolündeki Senkaku adalarına kadar yaklaştı. Tüm yaşananları değerlendiren ABD'nin en etkili dış politik uzmanları, bölgede bir çatışma ihtimalinin son 13 yılda ilk kez en üst düzeye çıktığı uyarısını yaptı. ABD Dış İlişkiler Konseyi, Council of Foreign Relations, düşünce kuruluşunun uzmanlarına göre Tayvan hali hazırda yeryüzünde bir savaş çıkma ihtimali bulunan en tehlikeli bölge. ABD dış politika çevrelerinin en etkili düşünce kuruluşu olarak bilinen CFR uzmanları ayrıca muhtemel bir savaşa ABD ve Çin'in yanı sıra bölgedeki diğer büyük güçlerin de karışabileceği tahminini yaptı. Donald Trump iktidarının son günlerinde ortaya çıkan bir belge, ABD'nin Tayvan'a yönelik herhangi bir saldırıda doğrudan Çin'le boy ölçüşeceğini ortaya koymuştu. Dünyanın en büyük deniz kuvvetlerine sahip Çin'le ABD arasındaki donanma karşılaştırması ise şöyle. Savaş gemileri ve fırkatenlerde Çin'in açık ara üstünlüğüne rağmen ABD 20 uçak gemisiyle bu alanda dünyada rakipsiz. Denizaltılarda ise iki ülke yakın arkamlara sahip. Çin ordusunun 77 denizaltısı var. Bu sayı ABD'de 66. ABD'nin Çin'e gözdağı için USS Ohio denizaltısını bölgeye göndermesi, CNN International'da bu Pasifik'teki en korkutucu ABD donanma silahı olabilir başlığıyla duyuruldu. Uzun yıllar nükleer füzelerle okyanusların altında dolaşan denizaltıdan daha sonra nükleer füzeler çıkarıldı ancak halen kapasitesi inanılmaz. USS Ohio'ya tam 154 Tomahawk kruz füzesi yüklenebiliyor. Pekin yönetimi halihazırda devasa kaynaklarla savaş uçağı ve gemilerine vurabilen onlarca denizaltılık bir filo geliştirmeye çalışıyor. Çin'in hedefi elbette düşman denizaltılarını batırmak. Ancak CNN'deki analize göre tüm ilerlemeye rağmen Çin henüz soğuk savaş dönemindeki denizaltı gücüne ulaşabilmiş değil. Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde donanma uzmanı olan Siddharth Kausal, USS Ohio'nun Pasifik'te operasyonel hale getirilmesi halinde Çin kıyılarına kadar gizlice yaklaşabileceğini söylüyor. Dev denizaltı şimdiye kadar yapılmış en sessizlerden biri. Soğuk savaş döneminde USS Ohio ile birlikte üretilen 17 denizaltı, nükleer başlıklarda takılabilen 24 Trident kıtalar arası balistik füze taşıyabiliyordu. Pentagon, Sovyetler Birliği'nden gelebilecek muhtemel bir nükleer füze saldırısına karşı denizaltıları suyun altında kontra saldırı için bekletiyordu. Suyun altında uzun süre sessizce kalabilen USS Ohio, soğuk savaşın sona ermesiyle Michigan, Florida ve Georgia gibi denizaltılarla birlikte güncellendi. USS Ohio, 2007'den bu yana ABD'nin batı kıyısındaki Kitsap deniz üssünde görev yapıyordu ve sıklıkla Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprağı Guam Adası'na sevk ediliyordu. Denizaltının Pasifik Okyanusu'ndaki yeni görevinden fotoğrafları ise donanmanın resmi Twitter hesabı paylaştı. USS John S. McCain savaş gemisi, geçen hafta Çin'in bağımsızlığını kabul etmediği Tayvan'la arasındaki boğazdan geçerek yine Pekin'in hak iddia ettiği Şişa yani Paracel Adaları'nın kara sularına girdi.
ABD'nin hamlesi Çin'in ciddi şekilde tepkisini çekti ve savaş gemisinin peşine düşüldü. Ocak ayı sonunda ise Pekin yönetimi bağımsızlığını kabul etmediği Tayvan semalarında çok sayıda savaş uçağı uçurdu, Güney Asya'da şimşek yüklü bulutlar çarpıştı. Tayvan, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin tartışmalı Güney Çin Denizi'nde bulunduğu sırada en az 15 uçağın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Çin jetlerine karşı Tayvan savaş uçakları da havalandı. Analistler, Çin'in gövde gösterisiyle Joe Biden'ın Tayvan'a vereceği desteğin seviyesini test ettiğini belirtiyor. Pekin yönetimi arka bahçesi gibi gördüğü bölgede jetlerini uçurarak aynı zamanda Tayvan lideri Tsai Ing-wen'e de bir uyarı gönderdi. Tayvan ve Çin hayli fırtınalı geçen 2020 yılını geride bıraktı. Eylül ayında savaş uçaklarıyla birbirlerine meydan okudular. Birkaç hafta geçmeden resmi televizyon bu kez dünyanın yüreğini ağzına getiren görüntüleri ekrana getirdi. Çin ordusu komşu ülke Tayvan'ın işgalini prova eden bir tatbikata girişti. Amerikan Washington Post gazetesi Çin Tayvan'ı yeni video görüntüsüyle tehdit etti başlığıyla haberi sundu. Çin Merkez Televizyonu kanalının yayınladığı video kaydında binlerce askerin havadan ve karadan ismi açıklanmayan bir adaya füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırdığı görülüyor. Adanın kıyısına çıkarma yapan Çin birliklerinin gerçek mermiler kullandığı bildirildi. 2 dakika 30 saniyelik kayıtta havalanan helikopterlerden de yine füzeler ateşlendi. Tayvan, Çin'in en hassas bölgesel sorunu. Çin'de 2005 yılında Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısında Tayvan'ın bağımsızlığına karşı gündeme alınan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Söz konusu yasa resmi olarak bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a karşı askeri güç kullanılmasını öngörüyor. Çin Tayvan'ı bir gün anakara ile bir araya gelecek bir eyaleti olarak görse de birçok Tayvanlı ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Çin ayrıca uluslararası alanda tecrit etmeye çalıştığı Tayvan'la diplomatik ilişkileri olan az sayıdaki ülkeye de baskı uyguluyor. Pekin yönetimi 2019'un başında Tayvan'ın bağımsızlığının bir felaket olacağını duyurmuş, Xi Jinping ada ülkesinin egemenliklerini kabul etmemesi halinde saldırabileceklerini söylemişti. Ada ülkesindeki bağımsızlık yanlılarını tehdit eden Çin lideri Xi, Tayvan'daki herkes bağımsızlığın büyük bir felaket olacağını anlamalıdır demişti. Ayrılıkçı herhangi bir adıma izin vermeyeceğiz. Kuvvet kullanmamak noktasında bir söz vermeyeceğimiz gibi tüm gerekli adımları atmak konusunda da hakkımızı saklı tutacağız. Tayvan'ın en önemli müttefiki ise ABD. Washington, Nisan ve Mayıs 2019'da Çin'in muhalefetine rağmen Tayvan boğazına savaş gemileri göndermişti. Koronavirüs ve ticaret savaşları, ABD'nin Çin'e yaptırımları ve Güney Çin Denizi'nde Pekin'in askeri ağırlığını arttırmasının yanı sıra Tayvan'da taraflar arasındaki gerginlik başlıklarından biri. ABD Tayvan'la diplomatik ilişkisi kurmasa da çeşitli anlaşmalar gereği Tayvan'ı koruma altında tutuyor ve bu ülkeye silah satıyor. Pentagon'un açıkladığı verilere göre son 10 yılda Tayvan'a 15 milyar dolardan fazla silah satışı yapıldı. 1949 yılında Çin İç Savaşı sırasında komünistlere yenilen milliyetçiler Tayvan adasına kaçmışlardı. Nüfusunun %90'ından fazlası Han kökenli, Çinli olan Tayvan, Çin'le ticari ve kültürel ilişkileri bulunmakla birlikte ülkenin demokratik niteliğini de korumak istiyor. ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon'un 2019'un başlarında yayınladığı bir rapor, Çin'in dünyanın en gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu göstermişti. Pentagon'un istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Dairesi'nin raporuna göre Çin, bazı alanlarda rakiplerini geçti. Raporda Çin kısmen ülke pazarına girecek, yabancı şirketlere teknolojik sırlarını verme zorunluluğu getiren yasaları sayesinde son yıllarda askeri alanda büyük ilerleme kaydetti. Raporda mümkün olan her yolla teknolojiye erişen Çin, donanma tasarımları, orta ve uzun menzilli füzeler ve hipersonik silahlarda yani ses hızından defalarca daha hızlı olan ve füze savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler, teknoloji erişimine çoklu yaklaşık sayesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu şimdi bazı en modern silah sistemlerine sahip. Hatta bazı alanlarda dünya lideri denildi. DIA'nin raporunda hava, deniz, uzay ve siber uzaydaki askeri kabiliyeti Çin'i bölgede iradesine dayatabilecek konuma getirdiği ifadesi yer alıyor. İstihbarat raporunda
Çin'in bölgesel ve küresel hedefleri vurabilecek, radara yakalanmayan orta ve uzun menzilli savaş uçakları geliştirdiğini, bu uçakların 2025'e kadar operasyonel hale gelebileceğini belirtiyor.